Arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapsam kanalına hoş geldiniz. Bugün yaş pasta yapalım evde olan malzemelerimizle. Doğum günü pastası olsun bu pasta, sürpriz bir pasta olsun. Pandispanya yapacağım ben pasta için. Çok fazla bir malzemeye gerek yok. Yumurta, un, şeker ve ılık suyumuz var. Bu pandispanyada yani bu kek hamurunda yumurtaların akıyla sarısını önce bir ayıralım. Sarısıyla şekerlerini çırpacağız. Şöyle sarısını kek tabağıma çırpacağım tabağa. Akını da başka bir tabağa ayırıyorum. Yumurtalarımı sarısıyla beyazını ayırdım. 4 tane yumurta ve 1 su bardağı şekeri. Yumurtamız da şekerimiz beyazlaştı. Şimdi 1 çay bardağı ılık suyumuz var. 1 su bardağı, şöyle 1,5 su bardağı un koyacağız buna. Hemen bir yarım çay bardağı, su bardağı daha alalım. Şu yeterli. 1,5 su bardağı un, 1 çay bardağı ılık su ve bir tane de şöyle kabartma tozumuz var. Hemen bunu da. Bunu da çırpalım. Bunu çırptıktan sonra ayırdığımız beyazlarını ayrı bir kapta çırpıp onu da ilave edeceğiz. Bu ayırdığım beyazları da mikser yardımıyla bu beyazların içine çok değil hemen bir fisk ederiz ya şöyle az bir şey tuz atıyorum. Hemen bunu da mikser yardımıyla yavaş yavaş. Bu yumurtanın beyazlarını güzel çırptık. Bu da istediğimiz kıvama geldi. Şöyle bembeyaz oluncaya kadar. Bu pastanın da püf noktası beyazının ayrı, sarısının ayrı çırpılması. Bunun içine kattıktan sonra da çok fazla karıştırmadan hemen kalıbımıza koyalım. Evet, bu çırptığımız beyazı bunu içerisine en son karıştırıyoruz. Bunu da karıştırdıktan sonra kekimizin hamurunu çok fazla çırpmayacağız ki şu kabarıklık gitmesin. Yavaşça, sakince bunu içine yedirelim. Ondan sonra kalıbımızı alacağız. Evet, bu kekimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok fazla beyazını da hırpalamadan yavaşça içine yedirdim. Şimdi yağladığım fırın kabımın içine. Evet, pastamızın keki fırında pişerken hemen kremasını da hazırlayalım. Kremamızda da 3 bardak sütümüz var. Şöyle 3 bardak sütümüz var. 2 çorba kaşığı şöyle dolu dolu un koyacağım. Bir tane de yumurtamızın sarısı. Hemen bunu çırpıp ateşe alalım. Bu koyulaşıp kıvamını aldıktan sonra içine bir tane krem şanti ve bir çorba kaşığı kadar tereyağı atacağım. Ondan sonra tekrar çırpacağım. Bunu ocağımıza alalım. Evet, kremamızı kısık ateşe aldım. Yavaş yavaş çevire çevire bunu da pişirelim. Kremamız kaynadı. Şöyle koyulaştı. Bu da güzel işimizi görecek şekilde. Şimdi bunu soğuyuncaya kadar bekleyeceğiz. İçine bir paket krem şanti ve biraz tereyağı atacağız. Şimdi krem şantimizi çırpmaya geçelim hemen. 2 paket krem şantimiz var. İki bardak sütle hemen çırpalım. Bu da kremamız soğuyuncaya kadar kıvamını bulsun. Kekimiz fırından çıktı. O süper, çok güzel çıktı. Hemen bunu alacağız. Bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırıp kremasını da dökelim. Şimdi hazırladığımız kremamızı kestiğimizin pastamızın üzerine güzelce yedirelim. Her tarafa eşit miktarda olacak şekilde. Kremamız da, pandispanyamız da tam kıvamında oldu. Ölçüleri tam iyi böyle bir kalıp için.
Bu tarifle siz normal yuvarlak kelepçeli kabuklarda falan kullanacaksanız eğer hamurunu fırına vermeden önce kesinlikle ikiye bölün. Bir kere de olmuyor çünkü. Çikolata parçalıcıklarımızı da koyduk. Hemen kalan kekimiz üzerine kapatıp şimdi bunun üzerini süslemeye geçeceğiz. Buzdolabında beklettiğimiz krem şantimiz. Bunu da üzerine güzelce bir süsleyelim, yayalım. Şimdi bolca Hindistan cevizi ve üzerine kiviyle süsleyeceğim. Pastamızın süslemesi de bitmek üzere. Arkadaşlar pastamız bitti. Pastamız bugün sürpriz bir pasta. Bugün oğlumun doğum günü. Bugün onu sadece izlettireceğiz. Çalışmalar da yok. İyi ki doğdun bir tane, mutlu, sağlıklı, uzun yıllar diliyorum sana. Seni çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Mutlu kalın.